Bu aralar bolca tur motosikletlerinden bahsediyorum. Sebebi biz değiliz elbette. Markalar ardı ardına yeni tur motosikletleri tanıtıyorlar. Bunlardan biri de Suzuki. Karşımıza çok yakışıklı bir spor tourer'la çıka geldi. Suzuki GSX S1000 GT. GSX S1000 F'in yerini alacak tam bir tur makinesi. Bakalım Suzuki bu sefer neler yaptı. O zaman ben Onur Çakı ve Wikipedia gazlıyor. Hatırlarsınız bir zamanlar hızlı, uzun yollara iki kişi çıkabileceğiniz, çantalarla donatabileceğiniz spor motosikletler vardı. Sonra macera motosikletleri kategorisi geldi ve bu güzel spor turcularının pabucu dama atıldı. Sorsan herkese dağda taşta toprakta sürüyor motosikleti. Bu tur kategorisi de giderek küçüldü tabii. Artık bir avuç motosikletin kaldığı bu kategoriye ileride ilginin artmasını temenni ediyorum. Çünkü dağda taşta sürmüyorsanız iyi viraj alabilen hızlı bir spor tourer'ın yerini hiçbir şey alamaz. Neyse Suzuki yeni GT'yi çıplak modeli GSX S1000 ile beraber geliştirmiş. Yeni tasarım dili de bu modellerde karşımıza çıkıyor. Küçük mercekli farlar, keskin bir bakış, jilet gibi bir sportiflik. Vatoz etkisini yeni GT'de hissetmek hiç zor değil. Bir tur motosikletinde olması gerektiği gibi aynalarda gövdeye bağlanmış. Önden arkadan, yandan nereden bakarsanız bakın motosiklet çok iyi görünüyor. Gövde detayları rakibi Kawasaki Ninja 1000 SX gibi oya gibi işlenmiş. Kawasaki H2'yi de andırmıyor değil gibi sanki. Siz ne düşünüyorsunuz? Tasarım işini bir kenara bırakırsak Suzuki GSX S1000 GT 15 yıllık geçmişe sahip efsane blok K5 999 cc'lik sıralı 4 silindirle geliyor. Kendini kanıtlamış harika sese sahip süper bir ünite. Suzuki geliştirip yeni emisyon yasalarına uygun hale getirmiş. Şu an 150 beygir güç ve 107 Nm tork üretebiliyor. Şimdi ya bu Suzuki de ısıtıp ısıtıp aynı makineyi karşımıza getiriyor diyenler olabilir. Ama bir söz var. İyi çalışıyorsa kurcalama. Yenilik diye sorunlu motorları önümüze koyanlara kıyasla K5 üniteyi havada karada tercih ederim. Teknolojik olarak neler var derseniz olmayandan başlayalım. Bir IMU yani atalet algılayıcı yok. Olmasını beklerdik ama maliyet açısından Suzuki mantıklı bulmamış herhalde. Peki neler var? Suzuki akıllı sürüş sistemi SIRS var. Ride by Wire var. Hız sabitleme var. Suzuki çekiş kontrol sistemi SDCS var. Quick Shifter var. Düşük devir yardımı var. Suzuki'nin kolay çalıştırma dediği debriyajı sıkmadan marş yapma var. Ayrıntılara girdiğimizde 3 adet sürüş modu ile geliyor. Active, Basic, Comfort. Her güç modu maksimum güç sağlarken gaz kelebeği tepkisi ve tork üzerinde değişiklikler yapılmasını sağlıyor. Çekiş kontrolü ise kapatmak dahil 5 ayrı moda sahip. Frenlerde ise Brembo radyal monoblok kaliperler görevde. Önde 310 mm disk, arkada 240 mm disklerle geliyor. Süspansiyonlar KYB. Önde 43 mm çaplı ayarlanabilir çatallar varken arkada tek kollu ayarlanabilir süspansiyon görev yapıyor. 6 kollu alüminyum jantlara sarılı lastiklerse Dunlop Road Sport 2. Yeni Suzuki GSX S1000 GT yerini aldığı GSX S1000 F modelinden daha dik ve rahat bir oturma pozisyonuna sahip. Suzuki mühendisleri motosikletin aerodinamisi ve sürüş konforuna zaten ekstra özen gösterdiklerini söylüyorlar. Rüzgar tünelinde uzun zaman geçirerek son halini vermişler motosiklete. Zaten motosiklete baktığınızda sanki rüzgarla şekillenmiş gibi gözüküyor. Konfordan ödün vermemek için titreşimleri olabildiğince engellemeye çalışmışlar. Gidon tasarlanırken bütün bağlantı noktalarında lastik yuvalar kullanarak bunu başarmışlar. Seleyi konfora özel tasarlamışlar. Binmeden bir şey demek güç. Tabii EICMA'ya gidersek
O bacağı o motorun da üstüne atacağız. Yine evrene bir mesaj göndereyim. Gösterge ekranı 6.5 inç TFT LCD, Android Auto ve Apple CarPlay destekli. Navigasyon uygulaması da ihmal edilmemiş. Çantalar maalesef opsiyon olarak satın alınabiliyor. Yine LG kısıtma opsiyon. Daha uzun bir tur camı isterseniz de aksesuar listesinde bulabilirsiniz. Suzuki aksesuar kısmını çeşitlendirmiş bu modelde. Şu an Türkiye'de ön sipariş fiyatı 204.000 TL. Rakipleri Kawasaki, Ninja 1000 SX, BMW 1250 RS'ten çok daha makul bir fiyatta. Fiyata gelmişken de evet uygun ama artık hiçbir şey uygun değil gibi değil mi? Ne düşünüyorsun? Motosikletlerinize sahip çıkın. Motosikletlerinizi daha çok koruyun. Onlara iyi davranın. Ya bırak 4 tekerli 2 tekerlekli, yakında ayakkabı bile alamazsak şaşırmayın. Durum sanki ona doğru gidiyor. Dolayısıyla öyle fazla açılmayın. Neyse, fazla bu şeye girmeyelim şimdi. Jilet gibi, mermi gibi K5 üniteli bir spor tourer her zaman ilgi çeker diyorum ve videoyu bitiriyorum. Bir sonraki bölüme kadar kendine çok iyi bakıyorsun, sağlıklı kalıyorsun. Yollarda da artık benzin koyabilirsek motora görüşelim. Bye.